Bad Boy Pistons'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Üçüncü bölümdeyiz. Son bölümde neler yaşandı? Son bölümde Bojan Bogdanovic'i takasladık önce. Daha kötü bir takım olma yolunda emin adımlar attık. Takımı kötüleştirdik. Draft hakları almaya çalıştık. Sahaya atladık. Takımın nasıl bir takım olduğunu gördük. Önce Marvin Bagley Show vardı. Ondan sonra da Furkan maçı uzatmaya götüren clutch bir üçlük soktu. Ve son bölümü kapatırken size bir takas sunmuştum. Sizce bu takası yapalım mı yapmayalım mı? Sizin yorumlarınız ışığında bu bölüm şekillenecek demiştim. Şimdi bölüme başlamadan önce Detroit Pistons taraftarları. Sizi yorumlarda görüyorum. Yaparsan sen yaparsın. Bu takımı şampiyon et. Bu takımı artık başarıya götür vesaire tarzı yorumlarınızı görüyorum. Detroit'ler başaracağız. Kazanacağız. Şampiyonluğu da kazanacağız. Biraz vakit verin bana. Detroit şehrini kalkındıracağım. Ayağa kaldıracağım. Basketbol şehri olacak tekrardan 80'lerdeki gibi. Hatta Detroit'in gururu Eminem'e bir takım marşı bile yazdıracağım. Söz veriyorum buradan. Yeter ki sakin olun, desteğinizi gösterin, videoyu beğenin. Ben bu takımı şampiyon yapacağım. Evet, en son bu takastan bahsetmiştik. Jaylen Durant karşılığında çok kötü giden lig sonuncularından biri Boston Celtics'in draft hakkını almak. Birçoğunuz yorumda bu takası kesin yap demişsiniz. Ben de sizi dinleyeceğim. Taraftarın sesi bizim için çok önemli. Onları dinleyeceğim ve bu takası yapacağım. Açıkçası benim de kafama yatan bir takas olmuştu. Bu takası kabul edelim ve artık takımımız hem daha kötü seviyede, takımımızın ilk 5 uzunu Marvin Bagley oldu. Al Horford'umuz var. Al Horford'un kontratı ne durumda? Seneye bitiyor mu? Al Horford'u aldık ama. 2 senelik bir kontratı var. Seneye bu Al Horford'u elden çıkarmaya bakarız. En azından veteran. Bak, takıma abilik yapabilecek tecrübeli bir ekleme oldu Al Horford. Yaparsın değil mi abilik? Takasın son gününde başka yapacak takasımız var mı? Ya Jaden Ivey'i takaslayamadık. Jaden Ivey elde kaldı. Jaden Ivey durumunu seneye düşünmemiz lazım. Bu takım yeterince kötü gider mi? Jaylen Durant de yok. En iyi uzunumuz da yok artık. İlk 5'imiz Cade Cunningham, Victor Oladipo, Ozar Thompson, Al Horford ve Marvin Bagley. Kenardan Marcus Sasser, Isaiah Stewart. Ya bu takım kötü gider. Bu takım kötü gider. Rotasyonu biraz daha kısalım. Ya bu takımın kötü gideceğine artık inanıyoruz. Cade Cunningham 31 dakika süre alacak. Furkan Korkmaz süre alamayacak. Jaden Ivey zaten sakat. Jack Landale diye bir herif. Ya bunu da çıkamadık elden. Morali falan da düşmüş ve buna 4 yıl 8 milyon kontrat vermişler. Seneye bunu da elden çıkarmaya çalışacağız. Belki serbest bırakırız bilmiyorum. Parasını veririz serbest bırakırız. Şimdi biraz ilerleyeceğim. All-Star'dan sonra All-Star'a katılacak bir oyuncum var mı? Yoktur diye tahmin ediyorum. Kazandık Clippers'a karşı kazandık. Lakers'ı da yenmeyelim. Tamam, güzel gidiyoruz. Kaybetmek önemli. Bir de Boston'ın kaybetmesi ve Brooklyn'in kaybetmesi. Bunlara bakacağız. Bu üç takımın başarılı olmaması lazım bizim için. All-Star yoktur ama bak, burada Ozar Thompson mı bu? Evet, Ozar Thompson. Çaylaklar ve ikinci senesini oynayan oyuncular maçında 10 sayı 13 rebound 5 asist yapmış ve bizi gururlandırmış. Jaden Ivey de 12 sayı 3 rebound yapmış. Jaylen Durant da burada ama bizim için önemli biri değil. Marcus Sasser da 19 dakika süre almış. O da 4 sayı 3 rebound 6 asist yapmış ama 9'da 1 gayet kötü bir yüzdeyle. All-Star maçında bizden kimse yoktur diye tahmin ediyorum. Yani Cade Cunningham varsa vardır da ona da çok az dakika verdiğimiz için Cade Cunningham'ı seneye All-Star yaparız. Şimdi biz hangi maçı oynasak, hangi maçı oynasak. Bu bölümde de bir tane maçı atlamak istiyorum ama Jaden Ivey iyileştikten sonra sezon sonuna doğru bir maçı atlamak istiyorum. 2 maç üstte kazandık. Hayır çocuklar, ne oluyor? 3 maç, 4 maç. Dur. 26-32 olmaz. Süreleri ayarlayalım. Jaden Ivey geri dönmüş bu arada ve ilk 5'e dönmüş. Öyle olmasın o iş. Oladipo'ya ilk 5 başlatalım. Jaden Ivey'e yine 20 dakika süresini verelim de. Oladipo'ya ilk 5 sürelerini verelim. Jaden Ivey de o kadar abartmasın. Döner dönmez ne ilk 5'e. Başka bizim gibi kötü takım olan Charlotte Hornets maçına kadar simüle edeceğim. Aa, Cleveland'ı da yendik. Orlando'yu da yendik. Ne oluyor? Hah. Şu galibiyet serisi bitti sonunda ya. 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştım. 28-35 gidiyoruz. Bu bölümde bu sezonu bitireceğim. Bakalım son çeyrek yakın bir maç olursa atlarız. İlk defa kaybetmeye çalışır mıyız ama? Yakın bir maç gitmiyor. Charlotte Hornets bizim kötü olmak için önemli olan rakiplerimizden biri ve onları yendik. Biraz daha ilerleyelim. Bir hafta daha gidelim. Biraz daha maç kazanırsak artık herkesi dinlendireceğim. Yok, Miami'yi de yendik. Olmaz. Olmaz. Bu sezon fişi çekiyorum. Bu sezon fişi çekiyorum. Cade Cunningham falan süre almayacak artık. Marcus Sasser'ı ilk 5'e atıyorum. Bu iş böyle olmaz. Bu iş böyle olmaz. 8 kişilik rotasyon. Sezon sonuna kadar Jaden Ivey yok. Cade Cunningham yok. Bunlardan süreleri alalım. Sezon sonuna kadar bu arkadaşlar olmayacak bizde. Bu eldeki oyuncularla Davion Mitchell, Furkan Korkmaz, Ozar Thompson oynatabiliriz. Bu kadroyla devam edeceğim. Artık risk alamam yani. Artık risk alamam. Daha fazla kaybedemem. Pardon, daha fazla kazanamam. Ya hayır ya. Tamam, Boston'a kaybettik. Indiana'yı yendik. Boston'a bir daha kaybettik. New Orleans'a kaybettik. Tamam, kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Güzel. Kaç hafta kaldı? 2 hafta kaldı artık.
Şimdi yavaştan hesaplamaları yapalım. 9. sıradayız. Bak Brooklyn 7. sıraya kadar çıkmış ya. Sadece 34 maç kazanarak playoff potasına. Bunların draft hakkı bende. Boston Celtics tamam 17. sırada. Boston Celtics kötü gidiyor. Yani Toronto bizi geçebilir mi? Toronto ile maçımız var. Orlando ile maçımız var mı? Charlotte, Toronto falan bunların bizi geçmesi lazım. Toronto ile de maçımız yokmuş. Nasıl bu kadar maç kazandık biz? Bak hala iyi gidiyoruz. Hala Memphis'i yeneceğiz utanmasak. Tamam 3. çeyrekte Allah'tan. Hayır. Tamam son çeyrekte birden kötü gittik, kaybettik. Ya kaybetmek için ilk defa bu kadar uğraşıyorum bir build'de. Çünkü draft hakkı bizim için önemli. Ozar Thompson sakatlanmış. Şimdi Ozar Thompson da sene sonuna kadar oynatmayacağım. Sakatlığına göre o da süre almayacak. Sene sonunu her maçı kaybederek kapatsak mesela 32 galibiyette kalsak ben play'in dışı kalacağımıza inanıyorum. Maç maç simüle edelim abi. Maç maç simüle edelim. Atlanta. Geç abi ayarladım rotasyonu. Atlanta'ya kaybettik sadece 2 sayıyla. Memphis. Memphis'e bir daha kaybedersek çok iyi olur. Güzel güzel. Artık yani Devian Mitchell, Furkan Korkmaz falan oynuyor. Marcus Sasser da mı sakatlandı? Sakat sakat oynasın abi Marcus Sasser. Bir şey olmaz. Gencecik herif. Philadelphia. Kazanma abi. Güzel. 32 galibiyette kalıyoruz. Genç oyuncularımızla bir sezon kapanışı yapmak istiyorum. Ne durumdayız? 9'da değiliz. 10'da değiliz. 10. sıradayız. 10. sıradayız. Toronto ile aynıyız. Boston da buraya gelmiş. Yani Boston'ın piki yükselebilir. Ya biz kötü olacağız ya Boston kötü olacağız. İkisinden biri olmalı. Çünkü bak Brooklyn play'ini garantilemiş. 32-38 galibiyet almış. 10 maçtır kaybediyoruz bu arada. Kate Cunningham, Jaden Ivey'i kenara çekmek işe yaradı. Şimdi Toronto'dan kötü olmam lazım. Boston'dan da kötü. Yani Boston'ın da daha kötü olması lazım. Boston kimlerle oynuyorsun abi? Şimdi Boston'ın maçlarını da bakayım. Boston New York'la oynayacak. New York'u yenmemesi lazım. Benim Chicago ile oynadığım gün Boston'da New York'la oynayacak. Boston kaybetsin, Chicago kazansın. Başka kim? Toronto'nun maçı var mı? Hadi şu 3 maçtan mağlubiyet lazım bana. Play'in oynamak istemiyorum. Play'in oynamak istemiyorum. Kazanacağız. Hayır hayır kazanmayacağız. Hayır. Hayır. Maç çok yakın geçiyor. Önde götürüyorum. Son 6-31 atlıyorum. Biraz da sabotaj abi. Biraz da sabotaj. Bu işler böyle. Tanking işleri böyle. Çok da kazanmak istemezsin. Şimdi bunu NBA yönetimine belirtmeden nasıl yapacağız? Devian Mitchell step back pasını verdi Marvin Bagley'e. Marvin Bagley Rudy Gobert'le birebir oynayacak. Marvin Bagley Rudy Gobert'in üzerinden fade away orta mesafesi isabetsiz. Nasıl olur? Nasıl olur? Topu tuttu Rudy Gobert çember altında turnikesi isabetsiz. Rudy Gobert smash'la bitirdi. Buradan sayıcı bu hücum sayıcı atmaya çalışacağım. Bu hücum sayı atmaya çalışacağım. Marvin Bagley üçlükte boş kaldı. Üçlüğünü yolladı. Marvin Bagley kaçırdı. Bu sefer benim hani iyi tercihlerimden biriydi. Boş şut gerçekten sokmaya çalıştım ama olmadı. Patrick Williams turnikeyi kaçırdı. Kyle Anderson bomboş üçlüğünü yolladı isabetsiz. Ulan Chicago'da hiç yenecek gibi durmuyor. Kim çıkıyor? Al Horford mu çıkıyor? Al Horford üçlükte boş kaldı atmadı. Devian Mitchell senle bir orta mesafe deneyelim. Senle bir pull up orta mesafe kaçırdık. DeMar DeRozan tek başına gidiyor orta mesafesi kaçırmaz. DeMar DeRozan bu şutları kaçırmaz. Geçen gün Lakers'a karşı izledim DeMar DeRozan'a. Asla kaçırmadı şutlar. Ne oynuyoruz arkadaşlar? Al Horford'a bir alley-oop pası atsak? Olmadı. Olmadı. Al Horford da hep vururdu bunları ya. Marvin Bagley'den perdeyi aldık. Çembere gittik. Marvin Bagley üçlükte boş kaldı. Marvin Bagley üçlüğünü yolladı kaçırdı. Eyvah eyvah yetişemiyoruz. Geri koşamıyoruz. 85-87 oldu. Marvin Bagley yerine bir James Wiseman atalım ya. Marvin Bagley'nin değeri düşmesin bu kadar. Bak yine aynı şeyi oynuyoruz. Al Horford'a atarım abi ben bu pası. Yok Al Horford asla alley-oop'ları alamıyor. Atletik de bir oyuncudur halbuki. Devian Mitchell rebound'u aldı. Furki boşsun. Sokarsın bu şutları. Senin şutların. Veriyor öyle mi? Ya gerçekten. Furkan 6 faulden oyun dışı kaldı. Sadece 9 sayısı var. 9 sayı 6 faul. Girdiğimden beri sayım var mı ya? Bu kadar da belli etmeyelim. Oladipo çembere gitti. Al Horford köşeye ekstra pas. Marcus Sasser sakatsın atamazsın ki. Bu kadar da belli etmemek lazım ya. Alex Caruso köşeye üçlüğü isabetsiz. Beraber haydi. Hadi şurada bir sayı atalım abi. James Wiseman çok iyi perde. Marcus Sasser orta mesafesi attık buna. Bu benim kötülüğüm ama. Tamamen benim kötülüğüm. Aynen. Aynen. Hani mesela. Mesela yani. DeMar DeRozan üçlüğü kaçırdı. Yani siz de sayı atın bari. Siz de sayı atın bari. Marcus Sasser Alex Caruso'nun üzerine gitti. Sakin. Marcus Sasser spinini yaptı. Bir spin daha. Marcus Sasser orta mesafesi isabetsiz. Marcus Sasser'dan böyle bir skorer olsun istiyorum. Geçen bölüm Jaden Ivey ile böyle şutlar sokabilmiştik. Marcus Sasser'la da sokabilmek önemli. Hiç atamıyorlar ya. Yani rakip de hiç atamıyor bunları. Burada bir ters eşleşme. Bunu oynarım. Bunu oynarım. Al Horford turnikesi isabetle. 2 sayı öne geçiriyorum takımımı. Böyle satmış olsam yani bilerek smaç satıyor olsam takımı 2-0 öne geçirmem. Hiç sayı atmam. Rudy Gobert smaçla bitirdi ama. Oladipo perdeyi aldı. Oladipo üçlükte boş kaldı. Oladipo! Victor Oladipo üçlüğünü attı. 3 sayı öne geçirdi bize. Kazansak mı lan?
Ne olacak ki kazansak? Yani bence kaybetsek de zaten Toronto bir şekilde iyi savunma Oladipo'dan. Toronto bir şekilde bize arıza çıkaracak. Kazanalım lan, kazanalım. Davion Mitchell fake'ini göster, zıplattı. Davion Mitchell farkı 5'e çıkardı. Oladipo bir de top çaldı. Oladipo bir de top çaldı. Oladipo kaldırdı, attı mı? Hayır, hayır, hayır. Davion Mitchell orta mesafede çok iyi bir boşluk yarattı. Davion Mitchell kaçırıyor. Kaçırıyor Davion Mitchell. Kyle Anderson çembere gidecek. Kyle Anderson çembere gidecek. DeMar DeRozan çok boş, kaçırmaz onları. DeMar DeRozan kaçırmaz. Tüh, sayı yedik. Tüh. Yok yok, şu hücumdan boş dönelim de bir tane üçlük yiyelim. Bu iş böyle olmaz. Oladipo'yla step back orta mesafe deneyeceğim. Ya Davion Mitchell ne reboundu be. İhtiyacımız olsa almazsın ya. Marvin Bagley. Bunu oynamayı seviyorum ya. Süre bitiyor, süre bitiyor. Joe Harris step back. Orta mesafesi Joe Harris. Tamam, rebound. Reboundu alamadım. Kyle Anderson çembere gidiyor. Kyle Anderson turnikesi isabetli. Turnikesi isabetli Kyle Anderson. Al Horford bomboş. Aa, niye atmadın Al Horford ona? Al Horford ama onları atman lazım. Marvin Bagley üçlükte boş kaldı. Üçlüğünü yolladı, kaçırdı. Al Horford niye atmıyorsun ona? Hani mesela kenardan nasıl kızarız Al Horford'a, onu nasıl atmazsın diye. Kobe White üçlük yedi. Mola beyler ne yapıyorsunuz, olmaz ki böyle. Yalandan kızmalar da yaparız kenarda. Son 22 saniye. Oladipo boşalt. Oladipo bir aralar All Star'dı be. All Star'dı. Süperstar'dı. Bu topu tabii ki Oladipo kullanacak. Oladipo kullanacak. 5 saniye. 4 saniye. Oladipo pasını verdi. Al Horford el üzeri üçlüğünü yolladı. Al Horford airball oluyor. Airball oluyor, kaybediyoruz. Yapma, bu kadarı da olmaz ya. Elimizdeki maçı verdik resmen. Şimdi Boston Celtics ne yapmış bu maçı? Şunu da simüle edelim, şu maçı da. Dallas'a da yenil. Çok iyi, çok iyi. Marvin Bagley sakatlanmış. Yapma ya, bu kadar talihsizlik de olmaz. Kimsenin başına gelmez ya. James Wiseman sen oyna bari. Boston kaybetmiş, tamam. New York Knicks kazanmış, çok iyi. Toronto kazanabilmiş mi? Toronto da çok önemli. Toronto kimle oynuyordu? Toronto bizim bir altımızdaki takım. Toronto kaybetmiş. Kaybetmiş. 3 sayıyla Miami'ye kaybetmiş. Diğer günde ne olmuş peki? Diğer günde maç yok. Son gün maçları bak. Ne durumdayız? Ne durumdayız? Eyvah. 3 takım 32-49 şu an. 3 takım 32-49 ama şöyle bir avantajı var. Yani Boston Celtics'in piki ya da benim pikim en azından ilk 15'e kalacak. Ama hangisi? Ya şuradan Toronto kazansa, biz kazanmasak çok iyi olacak. Nasıl bakabiliyoruz? Toronto kimle oynuyor? Boston kimle oynuyor? Boston Washington'la oynuyor. En kötü takımla oynuyor. Boston muhtemelen kazanacak. Boston'ın pikini boşuna aldık galiba. Bakalım, bu maçı da simüle edelim. Kazandık, biz de kazandık. Kim çıkacak 10. sıradan? Play-in'de miyiz? Biz kazanırsak her halükarda play-in'deyiz bence. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Play-in'deyiz. Orlando oyunu oynuyoruz. Boston 12. sıra ol bari. Boston 12. sırada. Tamam, Boston sondan 4. doğuda. Brooklyn 7. sıradan play-in'e kaldı. Şimdi biz bu play-in maçını bu bölümde oynasak mı ya? Bu bölümde oynasak mı? Oynamayalım bence. Simüle mi etsek? Oynasak mı play'in? Gerçi playoff'lara gitmezsek ve burada elenirsek draft hakkımız daha yüksek sıralarda olabilir. Simcast'a simüle edelim maçı. Aa, Kate Cunningham'ı falan kadroya koymadım değil mi ben? Kazanıyoruz gibi duruyor zaten. Ne oluyor maç? 96-92 şu an. 98-94. Kazanıyoruz. Hayır. 103-102. Atlıyorum. Atlıyorum. Kaybetmemiz lazım abi. Olur mu öyle şey? Şöyle iyi bir setimiz var bizim. Al Horford. Oladipo gitti bak. Oladipo gitti. Alıyor. Smudge'ını kaçırdı. Yapma Oladipo. Aynen. Hiç etik olmadı ya. Hiç etik olmadı bu seri. Neyse, seneye hepsini affettireceğiz. Seneye direkt playoff oynuyoruz. Wendell Carter saçmalama lan. Saçmalama, 2'de 1 at. Wendell Carter ne yapıyorsun? Wendell Carter 2'de 0 attı. Ulan ben satıyorum, onlar bana geri satıyor. Wiseman ilki isabetle. Wiseman ikincisini kaçırıyor Wiseman. Franz Wagner topu getirdi, üçlü attı. Franz Wagner isabetle. Süre yok. Furkan tam sağa fırlatıyor. Furkan Korkmaz kaçırıyor. Tamam, şimdi pikimize bakalım, kaçıncı sırada? Olacak iş değil ya. Burada NBA yönetimine belli etmemek için neler yaptım. Ne ayıp işler yaptım ya. Brooklyn 8. sırada. Bakalım Brooklyn'in piki kaçıncı sıradan kalacak bize. O da çok önemli. Brooklyn peki ne olacak? Devin Booker Joel Embiid karşılaşması ve Joel Embiid şampiyon oluyor. Artık şampiyon bir Joel Embiid var. Şimdi draft lotarı bizim için en önemli şey. En önemli şey draft lotarı. Neredeyiz? Detroit Pistons. 8. sırada gözüküyoruz. Ya şunu bir New York Knicks'teki draft hakkına bak. Via Detroit diyor. Yani lotarıya düşerse onların mı oluyordu acaba? Yoksa burada mı öyle gözüküyor? Bakalım, bir yavaş yavaş geçelim. Ya ilk 5'e atsana bizi ya. Şansımızı kullanalım şurada hadi. 13 Portland, tamam. Hadi bizi düzgün bir yere at lütfen. Ya burada falan bir
Detroit görmeyeyim aman diyeyim. Celtics diyor, Toronto'nun hakkı diyor. 9 Detroit gösteriyor bak. Hayır hayır 9 olmaz. 9 olmaz. 9 olmaz. Boston'ın draft hakkı 9. sıra oldu. 8 Detroit. 8 olmaz. 8 diyor. 9 ve 8. sıra bizde. 2 tane rotasyon oyuncusu alabiliriz buradan. 9 ile 8'e kim kalacak? Bunun kararını size sormayacağım. Kafamda şu an bir şey var. Onu yapmaya çalışacağım. Gerisi bizim için önemli değil çünkü bizim draft hakkımız kalmadı. 9 ve 8. sıradan biz seçiyoruz. Şu an vereceğim bir karar var benim. Onu yapmaya çalışacağım. Bu arada 16. sırada bizde. 16. sıradan iyi birini çekmeye çalışırım da. Böyle 3. sırayı falan alabilirsem çok iyi olur ya. 6 olmaz. 3. Mesela 9 ve 8'i vererek 3'ü alabiliyor muyum? Vermiyorlar. Bir de oyuncu versem bunlara. Kimi verebiliyorum? Marcus Sasser'dan vazgeçilir mi? Davion Mitchell'ımız var. Davion Mitchell'dan vazgeçsek. Bir de şunu mu versek? Bunu vermek istemiyorum ya. Buradan bir tane rotasyon oyuncusu lazım bize de. Valla 3. sırayı alamıyoruz. 4. sıraya bakacağız. Ne yapalım? 4. sıra Spurs'da. Spurs ne diyorsun? Yok. Tamam. Sana bir de 9. sırayı koyayım. Yok. Sana bir de Davion Mitchell'ı koyayım. Kabul ettiler. Kabul ettiler. 4. sıraya çıktık. Tamam. Sakin. Şimdi 4. sıradan da kimi seçebiliriz? Kimi seçebiliriz 4. sıradan? Bir bakalım draft havuzunda kimler var? Ron Holland var. Alexander Sarr var. Stephon Casselis var. Matt Buzelis var. Bunların biri bana kalacak. Nikola Topic var. Bunların biri bana kalacak. Peki 4. sırayı da daha üstte takaslayabiliyor muyuz? 3. sıraya falan takaslayabiliyor muyuz 4. sırayı? 4'e 3. Ne diyorsunuz? Isaiah Stewart istiyorlar. Larry Nance'i veriyorlar. Isaiah Stewart kaç yaşındasın? 23 yaşındasın. 15 milyon alıyorsun. Çok lan. İlk 3 bizde. Bunun takası da yapıyorum. Takımı tamamen boşalttık. Takımda Kate Cunningham, Ozar Thompson, Jaden Ivey var. 3 tane güvenebileceğimiz oyuncu gencecik bak. 22, 21, 22 yaşlarında. Bunlar gelişecek bu sene. Overall'ları artacak. Al Horford'u yollamaya çalışacağız sezon başı. Marvin Bagley bir şeyler yapabileceğini gösterdi. Marcus Sasser var. Yedek point guard olarak onu tutacağız. James Wiseman gidiyor zaten sözleşmesi biliyor. Oladipo'nun sözleşmesi bitiyor. Joe Harris falan gidiyor. Hem 16. sıradan hem de 3. sıradan oyuncu seçeceğiz. Şimdi oyuncuları bir daha göstereyim. Şuraları geçelim de. 10 tane oyuncuyu antrenmana çıkarabiliyormuşuz. En iyilerini çıkaralım abi. Ne yapmışlar antrenmanda ona bakalım. En iyi NBA üçlü atan kim? Gardial. 25'te 20 atmış. Stephon Casey 25'te 18. Matt Buzelis. Şimdi biraz daha uzunlara bakmamız lazım bizim. Matt Buzelis gibi. Bak 4 numara 76 overall diyor. Kobe Walter 77 overall. Alexander Sarr 78 overall. Alexander Sarr bize kalır mı? Ron Holland. Çünkü neden? Bizde Jaden Ivey var. Kate Cunningham var. Ozar Thompson var. Çekirdeğimiz bunlar. Biraz daha uzun oyunculara bakmamız lazım. Yani Nikola Topic'i alsam nereme koyacağım? Şimdi şöyle bir durum var. Ron Holland 4 numarada oynayabilecek bir oyuncu. Alexander Sarr 5 numara. İşte Matt Buzelis 4 numara. 3 numarada oynayabiliyor. Şimdi overlara göre oyuncuları sıralayalım. En iyi gözüken oyuncular bunlar. Daha önceki zaten simülasyonlardan siz hangisinin nasıl olduğunu biliyorsunuzdur. Ne kadar geliştiğini biliyorsunuzdur başka videolarımda izliyorsanız. Sizce 3. sıradan hangi oyuncuyu almalıyım? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu bölümde draft haklarıyla 3. sıraya kadar çıkabildik ama takımı boşalttık. Rol oyuncumuz falan hiçbir şey kalmadı. Onu da serbest oyuncu piyasasından yapacağız. Bir sonraki bölüm 25 Aralık Pazartesi günü kanalda olacak. O güne kadar hangi oyuncuların gelmesini tercih edersiniz? Sizce hangi oyuncuyu takıma katmalıyız? Elimizdekileri de göz önünde bulundurarak yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.